Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Rıdvan Akar'la birlikte İran dosyasını açtık. Sizleri 70 yıl öncesine götürdük ve İran'ın o mankus talihinin nasıl İslam devrimine döndüğünü ve İslami rejimin kadınların daha iyi bir Müslüman olması için koydukları yasaklamaları, kısıtlamaları ve işkenceleri anlattık. İzleme şansınız olmadıysa aşağıdaki açıklama bölümünden linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Bu akşam İran dosyamızın ikinci bölümünü açıyoruz. Mahsa Amin 20 Eylül'de saat 17'de İran'ın son yıllarda gördüğü en büyük protestolara katılmak için evden çıktı. Göz yaşartıcı gaza karşı yanına bir havlu ve bir şişe su aldı. Başörtüsünü düzgün takmadığı için ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. Son telefon görüşmesinde bir arkadaşına peşinde polisler olduğunu ve kaçmaya çalıştığını söyledi. Sonra ortadan kayboldu. Polis birkaç gün sonra Amin'in yüksek bir yerden düşüp öldüğünü söylese bile fotoğraflarda dövülerek öldürüldüğü basbayağı belliydi. Barut fıçısına bir kibrit atılmıştı. İran artık bu üç kelimeyi her şehirde, her meydanda, her yaş ve her cinsten duyacaktı. Zen zendegi azadi, yani kadın, yaşam, özgürlük. Bugüne kadar 444'ten fazla kişi bu protestolardan dolayı yaşamını yitirdi. İran'da ahlak polisi kaldırılıyor gibi haberler gelse bile sokakların sakinleşmesine yetecek mi? Yoksa İran'da yeni bir devrim mi oluyor? Gelin birlikte İran'ın bugünü dosyasını birlikte izleyelim. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم Pueblo unido, comenzará vencido. Şili'de Pinochet askeri cuntasına karşı Şili halkının özgürlük şarkısıydı. Örgütlü halkı hiçbir kuvvet yenemez diyordu. Aradan yıllar geçti ve Inti Illimani grubunun o marşı tüm dünyada ezilenlerin, baskı altında olanların, otoriteye baş kaldıranların sözü ve isyanı oldu. Ve o marş 1979'daki İslami devrimden sonra ilk kez Tahran'da Eşşerif Üniversitesi'nde yeniden hayat buldu. İranlı öğrenciler o marşı kendi dillerinde söylüyor ve isyan ateşini büyütüyordu. İsyan ateşini yakan ve körükleyen İranlı kadınlardı. İslami rejimin 43 yıllık yasak, baskı ve ceza sistemine karşı seslerini yükseltiyor ve İran'ın bugüne kadar yaşadığı en büyük kalkışmanın mimarları oluyorlardı. Anlatmıştık. İran'daki devrimin İslami bir kimlik edinmesiyle birlikte 1967'deki Aile Koruma Kanunu yürürlükten kaldırılıyor ve kadınların evlilik yaşı düşürülüyor. Memuriyetten ve kamusal yaşamdaki mesleklerinden zorla koparılmaları süreci başlıyordu. İslami giyim tarzına uymayan kadınlar işten kovuluyor, erken emekli ediliyor ve evde oturmaya zorlanıyorlardı.
Dahası kadının işe girmek istemesi halinde kocasından izin alması gerekiyordu. Doğum kontrolü ve kürtaj yasaklanmıştı. Seyahat etmek ve eğitim için bile erkek akrabalarının izni gerekliydi. İranlı kadınlar boyun eğmedi. Ancak tıpkı şimdilerde kimi basın organlarının sessizliğindeki gibi biz bilmedik. 1979'da da bu kararlar protesto edildi. Yıllar içinde dergiler ve çeşitli protestoların kahramanı kadınlardı. 2005'te İslami rejim bir kez daha kadınların kılık kıyafetini yeterince tesettüre uygun bulmadığında başlayan baskılara göğüs geren yine İranlı kadınlardı. Cumhurbaşkanlığı ofisi önünde oturma eylemi yapıyorlar. Kadınların spor müsabakalarına alınmaması nedeniyle statların önünde eylemler yapıyorlardı. 2014'te muhalif bir gazeteci Masih Ali Nejad, uygulanan örtünme zorunluluğunu protesto etmek amacıyla başörtüsüz şekilde araba kullandığı bir fotoğrafını Facebook üzerinden paylaştı ve bu paylaşım kısa sürede kampanyaya dönüştü. 30 bine yakın kadın ve erkek örtünme yasağını protesto eden paylaşımlarını sosyal medyadan duyurdu. Hareketin adı Benim Gizli Özgürlüğüm'dü. ...2017'de ise kadın hareketlerine yeni bir örnek eklendi. İranlı Vida Movahed 28 Aralık 2017'de kamusal alanda başörtüsü takma zorunluluğuna karşı yeni bir hareket tarzı ortaya çıkarmıştı. Movahed, Tahran'ın en kalabalık caddelerinden biri olan Engelab, Devrim Caddesi'ndeki bir elektrik kutusunun üzerine çıktı ve bir sopanın ucuna beyaz bir başörtüsü takarak salladı. Bu yepyeni ve çok daha cesur bir eylemdi. Movahed'in bu davranışı İran'daki kadın hareketleri açısından yeni bir eylem tarzı ortaya çıkardı. Bu eylemin adı ise Beyaz Çarşamba Hareketi'ydi. Her hafta çarşamba günleri giderek artan sayıda İranlı kadın başörtüsünü çıkarıyor ve isyanın bayrağına dönüştürüyordu. Movahed ise başörtüsünü çıkararak sapıklığı ve ahlaksızlığı teşvik etme suçundan tutuklanıyor ve yaklaşık 8 ay hapiste kalıyordu. Rejimin kendisini güçlü gördüğü o günlerde kadınların örtünmesini denetleyen bir tür ahlak polisi olan İrşad Devriyesi ve Mollalar yeterince tesettüre uymayan kadınlara saldırıyor, istedikleri gibi hırpalıyor ve gözaltına alıyordu. Ancak artık iş işten geçmiş, cesaret ve inançla kadınlar başörtülerini açmaya başlamıştı. Hareketin yeni adı No Hijab, örtünmeye hayırdı. Hapse atılan, işkence yapılan kadınlar susmuyor, direniyordu. Rejimin bu eylemlere yönelik açıklaması ise dış güçler tarafından yönlendirildikleri ve aslında milli bir güvenlik sorunu oldukları şeklindeydi. Bardağı taşıran ve İran'ın devrimin eşiğine getiren damla ise 22 yaşındaki Mahsa Jina Amini adlı bir kadının yeterince tesettüre uygun giyinmediği gerekçesiyle İrşad devriyeli ve polis tarafından dövülerek gözaltına alınması ve ardından gördüğü işkence sonrası hayatını kaybetmesi oldu. Mahsa Jina bir Kürt kızıydı. Ve cenaze töreni İran'ın Kürdistan diye anılan bölgesinde Sakız şehrinde yapıldı. Büyük bir kalabalık tarafından başlayan protestolarda atılan slogan Jan Jiyan Azadi, yani kadın, yaşam, özgürlüktü. Kısa sürede protestolar ülkenin dört bir yanına sıçradı. Eylemlerin öncüsü yine İranlı kadınlardı. Ve Kürtçe bu slogan artık Farsça ülkenin dört bir yanına dalga dalga yayılıyordu. Artık ortak sloganları Zan Zendagi Azadi olmuş ve İran'ın 31 eyaletinden 26'sında alevler ülkeyi sarıvermişti. (Gülüyor)
Eylemlerde başını açan kadın göstericiler başörtülerini bir isyan bayrağına dönüştürmüştü. Ancak kısa süre içinde 2005, 2009 ve 2018 isyanlarından çok farklı ve çok başka bir özellikte başkaldırı olduğu anlaşılacaktı. Zira göstericiler ilk kez doğrudan rejimi ve rejimin dayanağı olan mollaları hedef alıyordu. Gösterilerde dini lider Hamane'ye ölüm ve diktatöre ölüm sloganları atılıyor, bir tabu kırılıveriyordu. Rejimin tepkisi sertti. Olayları yatıştırmak için polisle birlikte hareket eden devrim muhafızları ya da İslamcı gönüllerinden oluşan Besiç milisleri kullanılıyordu. Rejim protestoculara ateş açmaktan çekinmiyor, giderek artan can kaybı protestoların şiddetini artırıyordu. Gösteriler neredeyse bütün üniversitelere yayılmıştı. Öğrenciler dersleri boykot ediyordu. Olayların çığırından çıkıp öğrencilerin kanlarının dökülmesi üzerine ilk kez 600 öğretim üyesi ortak imza vererek öğrencilere dönük bu şiddetin sürmesi halinde onların da destek için sokağa çıkacağı mesajını veriyordu. Keza İranlı sanatçılar birer birer başörtülerini çıkararak isyana destek veriyordu. Şiddet şiddeti doğuruyordu. Göstericiler de ele geçirdikleri Besiç milislerine şiddet uyguluyor, ölen milisler için rejimin güvenlik güçleri intikam yeminleri ediyordu. İran'daki isyanın üç önemli özelliği vardı. Birincisi, ülkenin dört bir yanına yayılmış ve Azeri nüfus Jan Jiyan Azadi sloganının yanı sıra zillet olarak gördüğü rejime karşı Azeri ve Kürt yurttaşlarının birliği sloganı atıyordu. Ülkede etnik ayrımlar son bulmuştu. Farklı etnik kimliklere sahip İranlılar birbirleriyle kardeş oldukları sloganları atmaya başlamıştı. 150 kentte eylem vardı. Sünni azınlığın bulunduğu Belucistan ve Kürdistan eyaletinde can kayıpları en yüksek seviyedeydi. Zira rejim doğrudan ateş açarak can kayıplarını artırıyordu. İran İnsan Hakları Örgütü'nün son verilerine göre öldürülen yurttaşların sayısı 448'i bulmuştu. Kayıpların eyaletlere dağılımı şöyleydi. Sistan Belucistan'da 128, Kürdistan'da 53, Batı Azerbaycan'da 51, Tahran'da 43, Mazenderan'da 37, Kırmanşah'ta 25, Gilan'da 24, Elboroz'da 16, İsfahan'da 14, Huzistan'da 10, Fars'ta 8, Rezevi Horasan'da 6, Zencan ve Doğu Azerbaycan'da 4'er, Merkezi Kazvin, Hemedan ve Loristan'da 3'er, Kokgülü'ye Buyer Ahmet, Erdebil, İlam, Buşehir, Hürmüzgan'da 2'şer, Simnan, Güristan ve Kirman'da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Olaylar büyüdükçe İran'ın dokunulmaz ruhani lideri Ayetullah Hümeyni'nin manevi mirasının da ret edildiği görülecek ve Hümeyni'nin yaşadığı ev göstericiler tarafından tıpkı Besiç karahgahları gibi yakılacaktı. Rejimin insanları tespit edememesi için pandemi maskeleri kullanıyor ve eylemler için gece yarısı tercih ediliyordu. Göstericiler, rejimin sembolü olan yolsuzluk, rüşvet ve yozlaşmanın adresi olarak gördükleri mollalara karşı da ilginç bir eylemliğe başvuracaktı. Yollarda gezen mollaların kabukları düşürülüyor, giderek artan bu eylemlere genç kızların bile katıldığı görülüyordu. Geçmişte yeterince tesettüre uygun bulmadığı İranlı kadınlara hoyratça davranan mollalar artık geleneksel kıyafetlerine gizler olmuştu. Rejim ise karşı propaganda için mollaların sarıklarını öpen bir film yayınlıyordu. Ancak bütün mollaların sarıklarını aynı kişinin öptüğü görülüyordu.
Eylemlerin ikinci büyük özelliği üniversite gençliğinin ayağa kalkmasıydı. Gençler neredeyse bütün protestolarda öncüydü. 140 üniversitede eğitim kalmamıştı. İsyan kendi kültürünü yaratmıştı. Öğrenciler isyanın ortak şarkısı Azadi'nin yanı sıra ve diğer uluslar arası marşlar Farsça karşılığını bulmuştu. Dil zende be mehrast ve can zende be umid. Kuhi to joda mande çoftale çun sang. İn hak be can mi talabat. Yapılan zulmü eleştiren rap şarkısı nedeniyle Samin Yasin rejim tarafından tutuklanmıştı. Salehi'ye idam cezası veriliyor, gerekçe olarak da Allah'a isyan ettiği iddia ediliyordu. Rejim, protestolarda tutuklanan 15 bini aşkın yurttaştan 21'i idama mahkum edilmiş, 6'sı idam edilmişti. Bu sertliğe karşı isyan edenlerden biri de İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yeğeni Faride Muradhani'ydi. Muradhani, akrabasını Hitler ile mukayese eden ve Molla rejimini eleştiren sözleri nedeniyle tutuklandı. Eylemlerin üçüncü büyük özelliği ise 1979'daki İran devriminin gerçekleşmesinde büyük rol oynayan ve çarşı olarak bilinen İsfahan, Tebriz ve Tahran gibi şehirlerin esnafıydı. Onların katılmadığı bir eylemin başarı şansı azdı ve 16 Kasım'da ilk kez esnaf da 3 günlük genel grev çağrısına uymuş ve kepenkleri indirmişti. Kamyonculardan işçilere kadar hemen her meslek grubu ilk kez genel grev çağrısına kulak vermişti. İran'ın ağır metal işçileri, petrokimya işçileri eylemdeydi. İran'da hayat bu çağrı ile duruvermişti. İran'da bütün bu protestoları yönlendiren ne bir çatı örgütü ne de bir parti vardı. Eylemler sosyal medyadan duyuruluyor ve dalga dalga yayılıyordu. İran halkı sosyal medyadan örgütlenmiş ve yenilmeyeceğini ilan etmişti. Sanatçıların verdiği desteğin yanı sıra çok çarpıcı bir başka eylem ise İranlı sporculardan geldi. İranlı oyuncular müsabaka öncesi İran milli marşını okumayarak tepkilerini ortaya koyuyor. İranlı tırmanışçı Elnaz Rekabi Güney Kore'deki şampiyonada başörtüsüz yarışıyor. Daha da ilginci, İran'ın İngiltere ve Amerika yenilgileri sonrasında İranlılar sokaklarda mağlubiyeti kutluyordu. Huzistan Fulat takım oyuncusu Verya Gafuri muhalif olduğu gerekçesiyle tutuklanacaktı. Ancak rejimin dayanak kılabileceği bütün gerekçeler birer birer yıkılıyordu. Dünyada ise İranlı kadınlarla dayanışma için sanatçılar, yazarlar, sinema dünyası sembolik saç kesme eylemleriyle destek veriyordu. Şimdi İran sokaklarında başı açık kadınlar polislerin önünden geçerek kamusal alana çıkabiliyor. Sokaklar birbirleriyle dayanışma içinde olan ve sevgiyle kucaklaşan başı açık kadınların görüntülerine sahne oluyor. Rejim, halka karşı silah kullanmak istemeyen askerlerle bu ateşi söndürmekten çekiniyor. İdeolojik ön yargılarla hareket eden milis güçleri ise ateşe körükle gidiyor. Henüz devletin çatırdamadığı, bütün bu eylemleri özgürlük yerine dış güçlerin komplosu ile açıklayan dini lider Hamaney'in yıpranan gücünün devlet mekanizması içinde koruduğu anlaşılıyor. Ancak 1979'dan sonra ilk kez öğrenciler, farklı etnik gruplar, esnaf ve işçiler aynı amaç ve aynı hedefte buluştukları görülüyor. O hedefin adını ise o şarkı koydu. Azadi, yani özgürlük. Yeah, 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 yeah.